Acıyor, acıyor. İyi akşamlar amirim. Abo. Engin? Sofya? Maria? Ne oldu size böyle? Bu akşam topluca intihar etmeye karar verdiniz galiba. He? Engin'in senin bana bu akşam için izin vermeyeceğinden haberi olmadığından çıkıp gelmiş çocukcağız işte beni almak için. Niye yavrucuğum? Sen Engin'e benim kafamı böyle bir yerlere vurduğumu ve şuurumu tamamen yitirdiğimi mi söyledin yoksa? Yoo. Babam bugün ameliyat oldu. Ameliyatla içindeki Adanalığı aldırdı mı dedin peki? Nasıl oluyor ki o? İşte ben de onu diyorum. O olmuyor. Biz Adanalı doğuyoruz. Adanalı. Esselamünaleyküm. Günahlarını affet ya Rabbi. Adanalı ölüyoruz. Bu nedenle de Engin kendini nasıl bir hayal dünyasına kaptırmış da sizin gece gezmelerinize gidebilmeniz için izin verebileceğimi hayal etmiş. Bir an kendini bu masalsı duyguya inandırmış. Hiç anlayamadım. Sofya, hani babandan izin almıştın sen? Henüz almamıştım aslında. Sen gelince biz beraber alırız diye düşünmüştüm. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bak bunu iyi dedin. Ulan parlak kafa. Daha fazla benim kafamın tasını attırmadan... İkile lan burada. Yürü lan. Yürü. Sofya hiçbir yere çıkmıyor gece vakti. Baş üstüne amirim. Kız çiğit. Kız sen de üstünü değiştir. Pijamalarını giy. Yürü. Engin. Bekle. Ya babacığım. Neden için rahat etmiyor ki? Bak ben Engin'le beraber çıkıyorum dışarıya. O beni korur işte ne güzel. Baksana. Kimden koruyacak yani? Dışarıda işte bana sarkıntılık edecek kişilerden falan. Ben varken kimse sana yan gözle bile bakamaz. Beyinlerini yani, kırarım vallahi hepsinin. Beyinlerini vallahi kırar babacığım. Beyinlerini kırarım hepsininmiş. Peki seni bu parlak kafadan kim koruyacak? Yok amirim aşk olsun ya. Ben hiç öyle şey yapar mıyım? Sofya benim kız kardeşim sayılır. Yapmayın. Allah Allah. Ben senin kız kardeşin sayılırım öyle mi Engin'ciğim? Ya yok aşkım ben onu öyle lafın gelişi olarak söyledim. Aşkım! Derken? Yok amirim ben onu da tamamen lafın gelişi olarak söyledim. Allah Allah. Demek sen bana sürekli lafın gelişi olarak aşkım diyorsun öyle mi Engin'ciğim? Olur mu bebeğim öyle şey ya? Bebeğim! Of! Bebeğim derken? Bebeğim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bak bunu daha iyi söyledin. Sen hak ettin ama. Benim sana süper bir teklifim var babacığım. Çok şükür. Bir dakika. Dengem şaştı. Terliği çıkarınca bu tarafa eğik kaldım. İlgilenmiyorum cadıcım. Lan. Oh, çakma memoli. Sen hala burada mısın lan? He? Yok. Gidiyorum amirim. Affedersiniz. Engin bekle. Sofyacığım.
Baban kafamı patlatmak üzere ki patlattı, tak diye ses geldi. Sen hala bekle diyorsun. Tamam, kabul. Bu akşam biz Engin'le beraber eğlenmeye, dans etmeye falan gitmeyeceğiz. Hatta ben şimdi hemen odama gidip üzerimdekileri çıkartıp normal kıyafetler giyip geliyorum. Bir dakika dur. Bu sefer de yüksek geldi bu taraf. Ben yine pizza kulesi gibi bu tarafa eğik kaldım. Şimdi oldu. Bu bir teklif değil ki. Zaten benim sana az önce baban olarak verdiğim emir. Yani ama işte biz onun yerine bu akşam daha böyle sakin şeyler yapacağız. Mesela sinemaya gideceğiz. Sinema. Sinemaya mı? Sinemaya da gitmeme bir şey demezsin herhalde. Öyle değil mi babacığım? Yani sinema yani. Öyle değil mi babacığım? Oh! Babacığım. Amirim. Amir baba yarısı sonuçta. Ha. Al. Al. Bu da öbür yarısı. Tamamladık, süper oldu amirim. Bir dakika ya. Bir dakika. Nasıl oluyor da ben sizin bu akşam sinemaya gitmenize izin vermek zorunda kalıyorum? Hani ne oluyor, katakulliye mi geliyorum ben şimdi? Yani ben işin bu kısmını anlayamadım. Babacığım, sinema süper zararsız bir aktivite değil mi sonuçta? Zararsız. Evet. Yani sonuçta gece kulübü değil, bar değil. Efendime söyleyeyim, dans etmek yok, içki içmek yok. Ortam karanlık olduğu için yanlardan sarkıntılık edecek kimse de yok. Görüyor musun bak böyle? Bu güzellik yarışmasına katılan kızlar gibi böyle. Allah! Aa Yavuz, bir seyrede öyle Allah Allah deme hemen lütfen. Hem Sofya doğru söylüyor. Evet lütfen. Bırak bari sinemaya gidebilsin çocuklar. Lütfen. Hem yoksa nasıl sevgili olacaklar birbirlerine? Evet amirim. Yoksa nasıl sevgili olacağız? Evet. Oh. Vurma Yavuz. Sevgili mevgili demeyin. Bu sevgili lafına falan sinirim bozuyor arkadaş. Kullanmayın şu lafı ya. Gündüzler torbaya mı girdi? He? Neden akşam vakti gidiliyor bu sinemaya? Hayır, hafta sonu. Öğlen seansına gitseniz ne olur? Hem matine biletleri daha ucuz oluyor. Tasarruf etmiş olursunuz. Artan parayla gazoz içersiniz. Popcorn alırsınız. Sen bir memur kızısın, bunu unutma. Her zaman tutumlu olmayı öğrenmen lazım. Minder yerine. Bak. Babacığım, biz bu akşam dışarı çıkıp bir şeyler yapmak, birlikte biraz vakit geçirmek istiyoruz. Ve sinemaya gitmek seni kıllandırmadan, rahatsızlık vermeden yapabileceğimiz en aklı başında aktivite şu anda. Bak görüyor musun? Konuşurken nefes yuttu. Nefesi de gitti. Babaya karşı dil böyle. Kırlandırmak, mırlandırmak, böyle hiç çekinmeden ağzına geleni söylemekler falan, cadı. Ama sen de bari buna izin ver Yavuz. Hem hatırlasana, biz de ilk tanıştığımızda her gece seninle... Abu! Sinemaya değil mi? Sinemaya gidebilirsiniz, tamam. Teşekkür ederim. Ay, ay, ay. Yer misin? Çekiştirme bıyıklarımı. Ya yağmurluyor. Böyle duruyor sonra ya. Yok canım. Yamulmadı. Bakayım ben bir. Bakayım şöyle mi yapıyordun? Evet. Bir de kafamızı şöyle çevirelim. Harika. Yok, bunlarda hiçbir problem yok.
Okey okey. Süper. Ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Biz 9 seansına yetişiriz herhalde değil mi? Yetişiriz herhalde, yetişiriz. Gel lan buraya. Geldik. Gel dedim. Bana bak lan parlak kafalı. Eğer sinemada karanlık ortamı falan fırsat bilip Sofya'ya karşı yanlış bir hareket yapmaya neyin kalkarsan. Biliyorum abirim, beynimi kırarsınız. O kadar cıkla bırakmam. Direkt kafanı kopartırım bu defa. Canım bir de, sağ olsun. Sana sarıldığımda elini omzuma böyle akranın gibi atmana acayip uyuz oluyorum. Bir daha o el alır, arkana kıvırır, hiç kullanamayacağın şekilde. Ay, oh, yavuz, 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 y